Tekrardan merhabalar değerli izleyiciler. AGV Teknik Otomatik Dümenleme Sistemleri sponsorluğunda stand ziyaretlerimize Zootekni Federasyonu standıyla devam ediyoruz. Üreticilerimizle, yönetim kurulu üyelerimizle birlikteyiz. Ben lafı fazla uzatmayayım. Burada güzel, hoş bir sohbet dönecek belli ki. İlk olarak Abdullah Bey ile başlayalım. Abdullah Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Efendim, hoş bulduk. Merhabalar. Ali Bey, şimdi canlı yayında biraz bahsettik. Bursa Fuarı'nda birlikte olacağız dedik pazartesi günü. Sizleri de burada görmekten mutluluk duyuyoruz. İzleyenlere de bir kendimizi az çok tanıyorlar Köy TV ekranlarından ama efendim ben Ziraat Yüksek Mühendisi Abdullah Berk Akkaş, Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Tabii Bursa Fuarı yine birçok misafirleriyle birlikte kapılarını açtı. Bugün fuarın 3. günü. Yoğun da bir katılım var. Her ne kadar salon sayısında bir azalma gözlemlesek de, yani firmalarımızdan katılım bakımında bir düşüş gözlemliyorum ama katılımcılarımız bugün sabah böyle otoparka baktığımda Soma'dan, Mudurnu'dan, efendim Eskişehir Tepebaşı'ndan birçok yerden otobüsler kaldıran yetiştiricilerimiz, ziraat odalarımız fuara gelmiş. Son teknolojik gelişmeler nelerdir? Firmalarımız neler yapmış? Hem birbirleriyle tanış olmak, hem yenilikleri bir irdelemek adına güzel bir şekilde fuar alanında yoğun bir aslı sirkülasyon ve katılım var. Tabii bizler de Zootekni Federasyonu olarak fuarlarda ülkemizde hayvancılık üzerine yetiştiriciliği, besleme ve genetik çalışma, ıslah çalışmaları ile ilgili vatandaşlarımıza bilgi vermek adına standımızı açıyoruz. Meslektaşlarımızla birlikte burada bir buluşuyoruz, bir muhabbet ortamı oluşuyor ve yetiştiricilerimizin bizlere olan sorularını az buçuk cevaplamaya çalışıyoruz. Dilimiz döndükçe, aklımız erdikçe diyelim. Tabi burada sektör paydaşlarımız var. Onlarla da bir sektör üzerine söyleşide bulunma fırsatı buluyoruz. Güzel bir şekilde geçiyor. Ama Bursa Fuarı'nın gidişatını düzeltmek adına yetkililere buradan bir söylem cememiz olsun. Daha güzel çalışmalar olabilir. Bursa Fuarı çünkü daha da güzeldi. Tabi standımız kalabalık. Gelenimiz gidenimiz çok. Sağ olsunlar yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz buradalar. Ben sözü size vereyim. O zaman misafirlerimize dönelim. Sizleri de bir tanımış olalım diyelim efendim. Ben Ali Nazmi Tok, Bayraktar Köyü İzmit'ten geliyorum. Kırsal kalkınma, köy bazlı eğitim ve üretici projesinin sahibiyim. Mevcut sistem aynı şeyleri deneyerek farklı sonuç elde edemeyeceğinin bilincindeyim. 2006 yılından beri bu projeyi bakanlığa taşıyorum. Çoğu defa kaynak yok diye geri döndürdüler. Çünkü köylerde yeni bir yapılanma, yeni bir tasarım olmazsa tükeniyoruz. Arazi varlıklarımızı kaybediyoruz ve gençlerimiz kente göç ediyor. Bu göç eden gençler köydeki arazi varlığını kentte yaşamını sürdürebilecek finansman kaynağı görmekte ve bütün varlıklarımızı satmak zorunda kalıyoruz. En acı veren tarafı kırsaldaki insanımızın babasının dedesinin mirasıyla satarak ayakta kalabilecek duruma kadar düşürülmesi çok acı verici bir olaydır. Artık denenmiş yöntemlerle hiçbir sorunu çözemiyoruz. Gübre destekleriyle, fide destekleriyle bu sorun çözülemez. Çünkü köylünün borcu 743 milyara dayandı. Devletin verdiği destek 91 milyar lira. Eğer bunun faizini, 743 milyarın faizini hesapladığımız zaman sübvansiyeli olsa bile 200 milyarın üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Bu sistem batıyor ve köyde köylü kalmıyor ve arazilerimiz yabancılara satılıyor. Biz bitiyoruz. Bunun başka tarifi yok. Bunu çözebilmek için yeni bir tasarım gerekli. Köylünün ortak bir üretim modeline geçmesi, köylünün işletme ortağı ve çalışanı olduğu, üst yönetimini ziraat mühendisi, veteriner, gıda mühendisi, üretim desenine göre akademik kadronun oluşturduğu, üretim planları olan, datası olan, verisi olan yeni bir köy tasarımı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum ama ne yazık ki anlatamadım da. Anlatmak için de devam ediyorum. Ali Bey,
Adaşınıza bir dokunduk. Tabii yetiştiricilerimiz bina açtı. İzmit'ten buraya gelmiş. Ama bakın yetiştiricimizin ifadesi, değerli büyüğümüzün ifadesi kıymetli. Evet dert var ama dermanı da söylüyor. Tabii bir de yanımızda çok değerli biri var. Ben size sözü vereyim. Değerli üreticimiz bizlerle birlikte Kazım Bey. Tabii bizler sizleri yayınlardan tanıyoruz ama sıkı takipçilerimizden sizlerden de dinlemek isteriz. Tabii Orhaneli Göğünükbelen Mahallesi'nden Kazım Çerkeş. Bugün fuara geldik. Sizleri ziyaret ettik. Sizleri QTV'den sürekli tanıyoruz, izliyoruz. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun fuarımız. Teşekkür ederim. Vallahi işimiz çok zor. Bütün el gücünden yaban mersini üretiyoruz. Hep de el gücünden. Kırsal bölgedeyiz. Evet, bereketli topraklarımız. Herkes toprağının hakkından gelsin. Çalışsın, kazanıyoruz. Çalışıyoruz, kazanıyoruz. Allah bereket versin, güzel de para kazanıyoruz. Herkes az da olsa toprağının hakkından gelsin, satmasın. Çünkü her şeyimiz, yediğimiz içtiğimiz hep topraktan. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Gençlerimize de uzatalım özellikle Zootekni Topluluğu Başkanımız Berke Keklik. Uludağ Üniversitesi Zootekni Topluluk Başkanı Berke Keklik. Hem topluluğumuzu hem de federasyonumuzu temsilen buradayız. Abdullah abimizin arkasındayız gönlümüzde de. Geldik fuara. Fuar güzel, canlı. Her geçen gün canlanıyor. Yarın daha da çok canlı olacağını düşünüyordum. Yarın da kırkım yarışması varmış galiba. Oraya da Uludağ Üniversitesi'nden şu an araç kaldırmayı düşünüyoruz. İnşallah yarın öğrencilerle buradayız. Sizleri de tanıyalım. Merhabalar. Ben Dursun Gür, Konyalıyım. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bitki koruma mezunuyum. Yeni mezun oldum. 3 gün boyunca fuarda standları geziyorum. Çiftçilerle görüşüyorum. Türkiye ekonomisine bir katkıda bulunmak için tarım alanına ne gibi değişiklikler yapabiliriz? Bu biz gençlerin elinde olduğu için bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun, sizlere de çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, AGV Teknik Otomatik Dümenleme Sistemleri sponsorluğunda stand ziyaretlerimize hız kesmeden devam edeceğiz efendim. Köy TV ekranlarından ayrılmayın.